Evet arkadaşlar şimdi bize şöyle demiş. Burada bir dikdörtgen var demiş. Bu dikdörtgen önce bu tarafa doğru katladım demiş. O zaman bu tarafa doğru katladıysa bunu. Şuraya doğru katladıysa. Burası alfa ise burasının alfa. Şurası beta ise katladığın için buranın da beta olması lazım. İkinci durumda şöyle diyor. Bunu ben diyor bu tarafa katladım diyor. Bakın bu tarafa katladım diyor. O zaman bu tarafa katladığına göre bu uzunluk buraya gelmiştir. Bu uzunlukta buraya gelmiştir. E, o zaman şu açıların birbirinin aynısı olması lazım. O zaman bakıyorum. Sarı bölgedeki açıya alfa demişsem o zaman burası da alfa olacak. E, beyaz bölgedeki açıya da alfa demişim. O zaman 3 alfa eşittir 90 derece olmalıysa alfanın 30 derece olması gerekir. Eğer buradaki açıya 30 derece dersem şurası da 90 derece olduğundan bu bir 30-60-90 üçgendir. Burası 60 ise katladığım zaman burası 60. Burası 60 ise burası, burası da 60. Şimdi şurası da 30 olacak o zaman 90. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök Dolayısıyla FB uzunluğu kök 3, BE uzunluğu da 1 olduğundan bu iki oran kök cevabımız Bursa. Şimdi arkadaşlar bu soru oldukça sağlam bir soru. Daha önceki sınav, yıllarda sınavda çıkmış bir soru. Şimdi arkadaşlar 64 adet birim küpten oluşturulan bu büyük küp tüm yüzeyleri boyandıktan sonra 64 birim küpün her biri ayrılıyor. Bu küplerden iki yüzü boyalı olanların sayısı hiçbir yüzü boyalı olmayan küplerin sayısından kaç fazladır diye sormuş. Şimdi ben bunu komple boyaya batırdığım zaman bunları farklı renklerle gösterdim. Sebebi şu. 3 yüzeyi boyalı olanlar, 2 yüzeyi boyalı olanlar, tek yüzeyi boyalı olanlar ve hiçbir yüzeyi boyalı olmayanlar şeklinde ayırmak istediğim için. Şimdi burada öncelikle şuna bakarsak. Ee, köşelerden aldığım zaman 1, 2, 3 yüzey boyalı. Dolayısıyla bunu alamam. Mesela bu köşeden almış olsam 1, 2 bir de arka yüzeyi var. 3 yüzeyi boyanmış olacak. Bunları demek ki köşelerdekini alamıyorum. Yani 3 yüzeyi boyalı. Bana sorduğu şey 2 yüzeyi boyalı. O zaman 2 yüzeyi boyalı olanları tespit ediyorum. Bakın şu kırmızı bir üst yüzeyi bir yan yüzeyi. Bir üst yüzeyi bir yan yüzeyi. O zaman ben bu, bu şekilde 2 yüzeyi boyalı olanları bulmak için Önce şuradan yukarıdan aşağıya şöyle bir dönüş yapıyorum. O zaman bakın 2, 4, 6, 8. Bir de arka tarafta var 8. Demek ki bu dönüşten 8 adet buldum. İki yüzeyi boyalı olan. Bir de şöyle bir dönüş yapıyorum. Şu şekilde bakın. O zaman 2 2 tane burada. 2, 4, 6, 8. 8 tane de buradan gelmiş olacak. 16 oldu. Şimdi bir de orta kuşaktan dönüyorum. Şu şekilde bakın. Bir de böyle dönüyorum. Dolayısıyla şöyle. 2, 4, 6 8 de arka kuşaktan geldi. Toplam 24 adet iki yüzeyi boyalı olan, iki yüzeyi ve hiçbir yüzeyi boyalı olan. Yani hiçbir yüzeyi boyalı olmayan. Onun için de şöyle, 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 şöyle yapıyorum. Bakın şöyle şu şekilde böyle, böyle buradan ve buradan çizdim. Bu şekil, bu şekil en ortadaki bunun içerisinde kalan şekildir. Ee, bakın 4 birimken bir kenarı, bir kenarı 4 birimken bir burayı attım, bir de burayı attım, bir birim, bir birim attım. Ortada iki birim kaldı. Aynı şeyi diğer yerlerden de yapıyorum. Bakın üst taraftaki şu üst kapağı komple attığım zaman ve alt kapağı attığım zaman e, içeride ikilik bir yüzey oluşuyor. Dolayısıyla bunun 2, 2, 2 isterseniz şöyle de sayabilirsiniz. Üst tarafta 4 tane var. Üst tarafta 4 tane var. Alt tarafta 4 tane var. 8 tane hiçbir yüzeyi boyalı olmayan var. 8 tane. Veya 2 çarpı 2 çarpı 2'den de bulabiliriz. Dolayısıyla 8'i böyle de bulabiliriz. 8 tane küp olduğunu böyle de bulabiliriz. Bu ikisi arasındaki farkı soruyor. Cevabımız bundan bunu çıkarttığımız zaman 16. Cevap Adana. Evet arkadaşlar. 3 tane arkadaş varmış burada. Ali, Çağlar ve Emir. Bir ağacın ortasına ipi dolamışlar. Hipli doladıktan sonra şöyle bir şey oluşmuş. Ali ve Çağlar'ın çektiği ipler köşede oluşturdukları açıların açı ortaylarıdır. Kimmiş bunlar? Çağlar. Çağlar açı ortayı oluşturuyormuş. Şu şekilde. Tamam. Sonra kim oluşturuyormuş? Ali. Ali de açı ortayı oluşturuyormuş. Biz biliyoruz ki geometride bir kural var. İkisi neyse üçüncüsü odur kuralı. Yani bu açı ortay olarak gelmişse bu açı ortayı olarak gelmişse bu da açı ortayı olarak gelmek zorunda. Şimdi şuradaki ifadeyi okuduğunuz zaman Emir'in ağaç ve Ali ile oluşturduğu açı neymiş? 32 derece olduğuna göre ee, Çağlar ve ee, Çağlar ve Ali'nin ağaç ile oluşturduğu açı kaç derecedir? Çağlar ve Ali'nin ağaç ile oluşturduğu açı kaç derecedir? Bakın burayı soruyor bize x. Evet arkadaşlar Emir Ağaç ve Ali ile oluşturduğu açı şeklinde okursanız bunu. Emir. Ağaç ve Ali şeklinde okursanız bunu. Yani şuraya 32 yazarsınız ki bu yanlış olur. Çünkü biz biliyoruz ki şöyle, şöyle, şöyle. Yani bu açı ortay, bu açı ortay, bu açı ortay olarak geldiği zaman şöyle. Bunlar açı ortay olarak geldiği zaman. Şuradaki açı alfa olmak şartıyla ve tepedeki açı da A olsun. Burada alfa eşittir 90 artı A açısı bölü 2 olmak zorundaydı. 90 artı a bölü 2 olmak zorunda. Dolayısıyla buradaki açı her zaman geniş açıdır. Buradaki açı her zaman geniş açıdır. Nereden anladık derseniz 90'a siz bir şey eklemişsiniz. 90'dan büyük olmuş alfa açısı. Dolayısıyla bu açı geniş açıdır dersiniz buna. Şimdi dolayısıyla buraya 32 buraya demek ki yanlış yerleştirdim. O zaman okumada da, da yanlışlık var. Okumayı düzeltelim bakın. Ok çizerek devam edelim. Emir, rin, ağaç. Emir ve ağaç çizdim. Tamam. Tamam. Ve emirin Ali e, emirin Ali ile emir bu. Ali burası. Şöyle. Değil mi? Bu tarafa doğru şu şekilde. Şöyle bir ok çizdim. Dolayısıyla bu aradaki açı 32 dereceymiş aslında. Yani şurası 32 dereceymiş. O zaman bu da açı ortay olmak zorundaydı. Demek ki burası da 32 derece. Şimdi buradaki açıyı soruyorsa eğer bize x'i soruyorsa o zaman x eşittir 90 artı tam buradaki açı 64 bölü 2. Yani 90 artı 32 122 olurmuş. Bizim x açımız cevap Bursa. Evet arkadaşlar. Çocuğun boyu 1.2. Babasının boyu 1.8. Şimdi demiş ki AB arasındaki uzunluğun 5 birim olduğunu söylemiş. Şuradaki uzunluğun 5 birim olduğunu söylemiş. Ve topun yere geliş açısıyla gidiş açısının aynı olduğunu söylemiş. Yani şurası eğer alfaysa geldiği açı alfa alfaysa gittiği açı da alfadır. Zaten bu yansımanın bir kuralıdır. Geliş açısıyla gidiş açısı aynıdır. Şimdi burada e, alfa varsa 90 varsa beta olmak zorunda. Alfa varsa 90 varsa beta olmak zorunda. Benzerlik oranı neymiş onu anlamaya çalışalım. Alfanın karşısında e, 1,2 bölü. Alfanın karşısında 1,8 var. Yani 12 bölü 18 var. E, 6'ya böldüğümde 2 bölü 3 oran 2 bölü 3 oranıymış. Bu ikisi arasındaki oran 2 bölü 3 oranıymış. O zaman betanın karşısına ben burada 2A dersem buradaki betanın karşısına da 3A derim. Dolayısıyla 2 bölü 3 oranı olacak. E, o zaman 5A 5'e eşitse 5A eşittir 5 ise A'nın değeri demek ki 1'miş. O zaman buraya 1 yazarsam 2 çarpı 1'den buranın değeri 2. 3 çarpı 1'den buranın değeri ise 3 olur. Şimdi bana nereyi soruyor? BC'yi soruyor. Yani 3 olan yeri soruyor. Cevap Adana. Evet arkadaşlar bir duvar saatinden bahsetmiş. Biliyoruz ki biz burada duvar saati bir daire ve çember belirttiği için 360 derecedir. O zaman 360'ı kaça böleceğim ben? 360'ta kaç tane aralık varsa ona böleceğim. 12'ye böleceğim. 360 böyle 12 ne yapar? 30 derece yapar. O zaman her bir açının ölçüsü ne olacakmış? Şurası 30 olacakmış. Yani her bir aralık 30 derece olacakmış. 30 30 devam edecekmiş. Şunu şöyle devam ettirirsem şurası 30, burası 30, burası 30, burası 30. Şimdi biz şuradaki öncelikle alfayı bulalım. Bakın çemberin içinde çarpı işareti varsa gördüğü yayların toplamının yarısıydı. 1 2 3 4 120. 120 artı 30 120 artı 30 bölü 2 bana şu aradaki açıyı verir. Yani 150 bölü 2'den 75'i verir. Burası eğer 75 ise x açısı 105 derecedir. Şimdi e, diğer vatandaş için devam ediyorum. Bakın bunun için devam ediyorum. Burası 30 derece. Şunu şuradan devam ettirdiğim zaman çam merkezden geçer ve doğrusaldır. Merkezden geçen geçer ve doğrusaldır. O zaman şimdi şuradaki açıyı bulayım ben öncelikle. Beta'yı bulayım. Burada da beta var aynı şekilde. Beta'nın gördüğü yay 30, beta'nın gördüğü yay 60. 30 artı 60 bölü 2 90 bölü 2'den 45. Yani şu beta dediğimiz açı 45 derece olacakmış. E şimdi o zaman onun hemen yan tarafındaki açı şurası 135 derece olacak. 135. Şimdi bize x ile y'nin toplamını sormuş. Yani 105 derece ile 135 derecenin toplamını sormuş. O zaman ne olur deriz? 240 derece olur deriz. Nerede? Bursa. Evet arkadaşlar masanın üzerinde duran e, duvara x bir metre uzaklığında. Mesela arkadaşlar bunun uzaklığı şöyle neymiş? x birimmiş. x birimmiş ve yarı çapı ne kadarmış? 3 üç birimmiş. 3'er metre olduğunu söylüyor. Aynı şekilde bu da x birimmiş. Şöyle x birimmiş bunun uzaklığı. Şurası x'miş. E, yarı çap ne olacakmış? Burada 3 birim olacakmış. Şimdi diyor ki ben bunu diyor x birim daha geri kaydırırsam. Şimdi arkadaşlar e, yarıçap 3 birim 3 birim. E, burada x birim uzaklıktayken yarı çap 3 2x birim uzaklıktayken yarı çap o zaman ne olur? 3, 3, 6 birim uzak genişliğinde şöyle bir büyük bir daire elde ederiz. Şimdi bunun için bunu elde ettik. O zaman diğeri için de aynı şey söz konusu olacaksa yani merkez değişmemek şartıyla şurası merkez olacak bunun içinde. Diyelim şurası merkez olacak. Merkez değişmemek şartıyla bu da aynı şekilde böyle olacak. Dolayısıyla iki defa aydınlanan yer en aydınlık yer olmuş olacak. İki defa aydınlanan yer en aydınlık yer olmuş olacak. Şimdi bize iki çemberin kesiştiği noktayı soruyor, yani buranın alanını soruyor. O zaman ben bunu yeniden düzenliyorum. Şimdi arkadaşlar iki merkez arasındaki uzaklık e, aynı şekilde değişmeyecek. İki merkez arasındaki uzaklık değişmeyecek. Çünkü merkezler değişmiyor. Ne kadar büyüse de bu merkez yine aynı. O zaman şu iki merkez arasındaki uzaklık yine 3-3 6 birim olacak. Dolayısıyla çember büyüdüğünde yarıçap 6 birimdi. yarıçap çap 6 birimdi. Yani şurası 6 birimdi. O zaman burası da 6 birim. Ve şuradan şöyle geldiğimizde buradan böyle geldiğimizde şurası 3 birim burası 3 birim. Ve şurası 3'ün gördüğü 30 derece şurası 60 derece aynı şekilde burası 60 derece. Biz süreyi bulduğumuz zaman bundan iki tane var diyeceğiz. Hemen onun yan tarafında da bir tane daha vardır. Şurası aynısından. Bizim o zaman şu ekmeğin yarısını bulmamız lazım. Dolayısıyla şöyle diyoruz. 120'lik dilim pi çarpı altının karesi çarpı 120 bölü 360 eksi. Burası bir eşkenar üçgen değil 120'lik üçgen. O zaman 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 120 ile sinüs 60 aynı şeydir. Şu üçgenin alanını çıkartacağız. sinüs 120 sinüs 120 sinüs 60 ile aynıdır. O da kök 3 bölü 2'dir. Dolayısıyla şuraya kök 3 bölü 2 yazarsam e, bunu sadeleştirdiğimde burası 3 yapar. 36 bölü, 36 bölü 3'ten 12 pi yapar. 12 pi eksi Şununla şunu sadeleştirdim 3. Bununla bunu sadeleştirdim 3. 3 kere 3 9. 9 kök 3 oldu. Nereyi buldum ben? Ekmeğin yarısını buldum. Bundan bir tane daha olacak şöyle. 2 ile çarpıyorum o yüzden. 24 pi eksi 18 kök 3 olacakmış cevabımız. 24 pi eksi 18 kök 3. 24 pi eksi 18 kök 3. Evet arkadaşlar, şimdi bir e, Evet arkadaşlar, yarı çapı 20 cm olan bir küre verilmiş. Bu kürenin içerisinde bir miktar su varmış. Bu küre 30 derecelik açıyla yan yatırıldığı zaman, 30 derecelik açıyla yan yatırıldığı zaman e, elde edilen şu başlangıç durumdaki dairenin başlangıç durumdaki dairenin alanını sormuş. Yani şu yüzey alanını sormuş. Şimdi su her zaman yere paralel duracağından dolayı, burada yere paralel olduğundan dolayı, burada da yere yine paraleldir bu su. Dolayısıyla şuradan aşağıya merkezden teğetin olduğu yere bir dik getirmiş olsak buraya da dik konmuş olacak. E şurası 30 derece ise burası da 30 derece olmuş olacak. Ve şurada karşımıza 30-60-90 üçgeni gelecek. Dolayısıyla çapımız burada 20 idi. Burada da çapımız 20. Yani 10-10 yarı çap. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5'tir. 60'ın karşısı ise 5 kök 3'tür. Yani yarıçapımız çapımız 5 kök 3 oldu. Dairenin alanına ne demekti? Alan pi r kare demekti. Pi r kare demekti. Dolayısıyla pi bildiğimiz pi. Ve burası da 5 kök 3'ün karesi. Yani 25 çarpı 3. 75. 75 pi yapar cevabımız. Yani Adana olacakmış. Bir tane ABCD dikdörtgeni DE boyunca katlanıyor. DE'nin uzunluğunun 5 kök 2 olduğunu 5 kök 2 olduğunu vermiş. Ve BE uzunluğunun 2 olduğunu söylemiş ve sonuç olarak başlangıçtaki dikdörtgenin çevresini sormuş. Şu ABCD ABCD dikdörtgenin çevresini sormuş. Şimdi bunu üst üste katladığımız zaman üst üste katladığımız zaman buradaki açı bunun üzerine gelir. Çünkü AD uzunluğu DC üzerine gelecekmiş. Bakın AD kenarı DC üzerine gelecek diyor. O zaman burası bir nedir? 90 derece olduğuna göre açı ortaydır. Yani 45 45 derecedir. Eğer burası 90 derece ise burası 45 ise burası 45'tir. Ve buradan şunu anlarım. 45-45 üçgenin -45 özelliği A, A ise A kök 2'dir. Kök 2, kök 2'ye karşılık geldiyse A o zaman 5'tir. Burası 5, burası 5'tir. Şimdi oldu bizim uzun kenarımız 7 birim. Yani şurası 7 birim olacakmış. Şurası 5 birim, burası 5 birim olacakmış. Ve burası da 7 birim. Şimdi bunun çevresini sormuş. 5 5, 5 artı 5, 5 artı 5. 7 artı 7'yi soruyor bize. Yani çevreyi soruyor çevre. O zaman 10, 14 daha 24 olacakmış çevremiz. Yani Ceyhan. Şimdi arkadaşlar bir tane e, sarmal bir merdivenden bahsetmiş. Çok güzel, orijinal bir soru. E, merdivenin basamaklarının farklı açılarla geldiğini söylemeye çalışmış. Ve bize x uzunluğunu sormuş. Şimdi Öncelikle şu üst basamaktan başlayalım. Eğer burası 45 derece ise burası 45 derecedir. Şuradan gelen dik uzunluğumuz da şu uzunluğunda dik olduğunu söylersek 20. İkiz kenar dik üçgen olduğu için. Ee, AA ise A kök 2 idi. O zaman 20 kök 2 olmalı. Dolayısıyla şu uzunluk eğer 20 kök 2 ise hemen altındaki uzunluk bu uzunlukta 20 kök 2 olmalı. Bakın basamakları tek tek düşerek X'e doğru yol alıyoruz. Şimdi... Burayı bulmaya çalışırsak eğer 20 parantezini alırsanız burayı şu şekilde 20 parantezini alırsanız burada 1 kalır burada kök 3 kök 2 kalır. Bunların karelerini alırsanız 2 1 daha 2 1 daha 3 yani kök 3. O zaman şurası kök 3 olacak 20 parantezini alındığına. O zaman 20 kat büyütürsem 20 kök 3 olurmuş burası. O zaman bu uzunluk 20 kök 3 ise hemen dibindeki uzunluk da 20 kök 3 olması lazım. 20 kök 3 olması lazım. Ve biliyoruz ki biz kök 3'ü gören 60'tır ve 20'yi gören 30'dur. O zaman 30'un karşısı eğer 20 ise 90'ın karşısı 40'tır. Yani 2 kattır. Bakın bu uzunluğu da bulduk şimdi. O zaman şimdi tabana doğru iniyorum. Bu taban burası 40 ise burası da 40'tır. Hatırlar iseniz eğer biri diğerinin 2 katıysa dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa küçüğün kök 5 katı olmalıydı. Yani şu uzunluk 20 kök 5 olmalı. Buradan 20 kök 5 deriz. Evet arkadaşlar şimdi bize başlangıça böyle bir vatandaş vermiş. O zaman bu vatandaşın x kenarı 6, burası 6, yani y uzunluğu 6, x uzunluğu 6, burası 6 kök 2, burası da 6 kök 2. Başlangıç olarak bunun alanını bulalım çünkü bize burada alandan bahsetmiş. O alan oranından bahsediyor. O zaman bunun tüm alanını bir bulalım. 6 kök 2'nin nesi olacak? Kare olduğu için karesi olacak. 36 çarpı 2'den tüm alan 72'dir deriz. Şimdi tüm alanı bulduk 72. Diyor ki buradaki alan şu şekilde bölünmüştür diyor. Buradaki alan şu şekilde bölünmüştür. Hangi şekilde? 1 bölü 2 oranında. Yani sen şuraya eğer A dersen diyor. Buraya kaç A dersin? 2 A dersin diyor. O zaman 3 tane A eşittir. 3 A eşittir. 72 ise A'nın değeri o zaman 24'tür. Yani şuradaki alan 24'müş. Şimdi bu soruyu çözmek için yolumuza devam edelim. Eğer şurası 90 derece ise Burası 45 ise burası 45'tir. O zaman burası 90 ise burası 45'tir. İç tersten şurası 45'tir. Ve burası 90 derece olduğundan burası 90 derece olduğundan şurası 45'tir. Şimdi ben şu kenarları bilmiyorum ve ikiz kenar çıktı burası. Eğer ben buraya en dersem buraya en derim. O zaman bu bir dik olduğundan dolayı en çarpı en bölü 2 eşittir 24 olmalıymış. O zaman n kare eşittir 48 olmalı. n kare eşittir 16 çarpı 3 olmalı. Kökünü aldığımız zaman n buradan n buradan 4 kök 3'tür. Yani şu uzunluk 4 kök 3 olacakmış. Sadece şuraya kadar bakın 45'e kadar şurası 4 kök 3 olacakmış. Hemen şurayı 4 kök 3 olarak düzenliyorum. Şimdi ben biliyorum ki bu uzunluk ne kadardı bakın burada 6 kök 2 idi. 6 kök 2. Şurası da 6 kök 2 idi. Buranın tamamı da 6 kök 2 idi. O zaman buraya şuranın tamamı da 6 kök 2 idi. 6 kök 2. O zaman şuraya kalan uzunluğa bakıyorum. Bakın şöyle şöyle onu buraya çıkartıyorum şöyle. Şimdi bana sorduğu şey şuradaki B uzunluğu. B noktasının absisi kaçtır diyor. Yani şuraya ben X diyorum. X diyorum. Burası da X olsun. Şimdi şuranın tamamı nedir? 6 kök 2'dir. 6 kök 3, 4 kök 3'ü çıkartırsanız şurası kalır. Yani şu uzunluk 6 kök 2 eksi 4 kök 3 olacakmış. Bakınız neresi orası? Tekrar gösteriyorum şurası. Şu uzunluk, şu uzunluk. Aynı. Şimdi x x ise x kök 2 burasıdır. Yani x kök 2 neye eşitmiş? x kök 2 neye eşitmiş? Onu siyah ile gösterelim. x kök 2 eşittir. 6 kök 2 eksi 4 kök 3 olacakmış. Şimdi her iki tarafı kök 2'ye bölersek, kök 2'ye bölersek, kök 2'ye bölersek bunlar gitmiş olur. Şunları sadeleştirirsek 6 kalır. Şunun kök 2'ye bölünmüş hali 2'ler sadeleşir eksi 2 olur. Ve kök bunu yani şey ile çarptım. Eşleni ile çarptım. Kök 2 ile çarptım. 2 oldu. Sadeleştirdim. 2. İki. Kök 2 ile çarptığım için kök 6 oldu. Dolayısıyla x uzunluğumuz 6 eksi 2 kök 6 yani denizli olacakmış.